Saatler 13'ü gösteriyor. TRT Haber ekranlarında öğle ana habere hoş geldiniz sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıklarını paylaşacağız sizinle. Muhabirlerimiz her zaman olduğu gibi kritik noktalarda görev başında. Az sonra döneceğiz kendilerine. Zeytindalı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın kanı yerde kalmadı sayın seyirciler. Saldırıdan sonra terör hedefleri ateş altına alındı. 24 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntıları Bülent Çulcuoğlu'ndan alacağız. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yollarda dönüş telaşı başladı. Tedbirler de artırıldı dolayısıyla. Muhabirlerimiz sahada yol durumunu takip ediyor. Bolu'da Ahmet Rışvan'dı. Yozgat Ankara Karayolu'nda Abdurrahman Doğan bizi bekliyor. Son durumu, son bilgileri aktarmak üzere. Otogarlarda yoğunluk başladı mı, bu sorunun yanıtını da alacağız elbette. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda Abdülvahap Kartal, Ankara Aşti'de ise Göksu Kandemir karşımızda olacak. Son durumu, son notları aktarmak üzere. Ve hemen ardından Ukrayna'ya da gideceğiz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Çatışmalar ve saldırılar ülkenin doğusunda yoğunlaştı. Sahadaki son durumu Merve Güneş aktaracak bize. İşte bu başlıklar ve daha fazlası için öğle ana haber başlıyor. Ve Zeytindalı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın kanı yerde kalmadı sayın seyirciler. Saldırının ardından terör hedefleri ateş altına alındı ve 24 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntıları alacağız, hemen Suriye sınırına çeviriyoruz kameralarımızı. Muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu bizimle birlikte. Bülent, neler aktaracaksın? Asıl oyan terör örgütü PKK-YPG'nin işgal ettiği Terrifat'tan Zeytindalı bölgesine, yani Afrin hattına düzenlediği ve bir teğmenimizin şehit olduğu saldırının ardından 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar halen devam ediyor. Dün akşamdan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri Terrifat hattındaki terör inlerini vurmaya devam ederken önümüzdeki saatlerde etkisiz hale getirilen terörist sayısının artması bekleniyor. Dün akşam saatlerinde Afrin'in güneydoğusunda Zeytindalı Harekatı bölgesine teröristler Terrifat hattından füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda Teğmen Talha Bahadır ağır yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen İstihkam Teğmen, 28 yaşındaki Talha Bahadır kurtarılamayarak şehit oldu. İşte bu hain ve alçak saldırıdan hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri hem Azez hattından hem de Afrin bölgesindeki üst noktalarından fırtına obüsleri ve topçu atışlarıyla Terrifat'ın bütün noktasında bulunan terör inlerini vurmaya başladı. Ve ilk belirlemelere göre 24 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerinin yerle bir edildiği, Terrifat'ın güneyi, kuzeyi ve batısında operasyonlar devam ediyor. Halen şu saatte gelen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri Terrifat'ın birçok noktasındaki terör hedeflerini obüs ve topçu atışlarıyla vurmaya devam ediyor. Evet, bu hain saldırının ardından şehit olan Teğmen Talha Bahadır için Gaziantep Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törenin ardından şehidimizin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine gönderildi ve Çiftlikköy ilçesinde ikindi namazına müteakip şehit Talha Bahadır son yolculuğuna uğurlanmış olacak. Terrifat hattından teröristler zaman zaman saldırı düzenliyor. Ancak şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle Pençe Kilit Harekatı'nın Irak'ın kuzeyinden başlamasının ardından teröristler Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarını arttırmıştı. Özellikle son 10 gündür Terrifat hattından saldırılar vardı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık vererek teröristleri etkisiz hale getiriyor ki Zeytindalı Harekatı bölgesinde son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'ı buldu ve bölgede operasyonlar halen devam ediyor Aslı Noyan. Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun'dan sevindirici haber geldi sayın seyirciler. Kaybolan çocuk arama çalışmalarının 4. gününde bulundu. Çocuğun sağlık durumuna ilişkin son bilgileri alacağız hemen. Muhabirimiz İsmail Kaplan telefon hattımızda. İsmail Kaplan, küçük Tarık nerede, ne durumda bulundu? Sağlık durumuna ilişkin neler söyleniyor? Son durumu, son bilgileri paylaşır mısın bizimle? Evet, Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun'dan 4. gününde sevindirici haber geldi ve köy yakınlarında çobanlar tarafından
bulundu. Olay 4 gün önce kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giderken bir daha eve dönemeyen Tarık Altun için arama çalışmaları başlatılmıştı. Bizler de TRT Haber ekibi olarak arama çalışmalarına katıldık ve 4 gündür çalışmalara eşlik ettik. Tabii köy çevresinde yoğun bir çalışma vardı. Göletlerde sualtı arama ekipleri çalışma yürütüyordu. AFAD ekipleri ondan sonra il afet durumu hazırladıkları bunlar çalışmanı yürüttüler. Ardından çalışmanın 4. gününde köy yakınlarında bulunan Yalınkaya mevkiinde çobanlar tarafından Tarık Altun'un bir kaya dibinde, bir taş dibinde uyurken bulundu. Ve buradan Tarık Altun alınarak Kars Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şu an öğrendiğimiz kadarıyla Tarık Altun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kars'tan aktaracaklarımız bu kadar. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yollarda dönüş telaşı başladı. Dolayısıyla tedbirler de artırıldı. Şehirler arası bağlantı yollarındaki son duruma bakacağız. Şimdi Bolu'dayız önce. Ahmet Rışvanlı bizi bekliyor. Ahmet, Bolu'da nedir son durum? Trafik akışı nasıl? Seni dinleyelim hemen. Evet, aslında bayramın son günü geri dönüş yolculukları başladı. Biz de önemli bir noktadayız. Ankara'yı İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nda tünel geçişindeyiz. Burada sabah saatlerinden itibaren trafikte daha önceki günlere göre bir yoğunluk yaşandığını söyleyebiliriz. Ama herhangi bir duraksama söz konusu değil. Hava durumunu da verelim. Burada Bolu'da özellikle zaman zaman güneş, zaman zaman yağış da etkili oluyor. Alınan tedbirler üst düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Trafik ekipleri kontrollerini artırmış durumdalar. Yine Bolu Doğan'da özellikle tünel geçişinde 99 kamerayla bu tünel geçişi takip ediliyor diyebiliriz. Ankara-İstanbul arası bir alternatif yolda D100 Karayolu. Yine D100 Karayolu'nda da diğer günlere nazaran trafiğin yoğun olduğunu ancak akıcı olduğunu belirtelim. Ve şimdi de bir diğer noktaya, Yozgat-Ankara Karayolu'na çevirelim kameralarımızı. O noktada durum nasıl? Abdurrahman Doğan'dan alacağız son durumu, son bilgileri. Abdurrahman, seni dinleyelim hemen o noktadaki trafik akışına ilişkin. Aslı Noyan, Ramazan bayram tatilini memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan sürücülerin tatil sonrası dönüş yolculukları başladı. Bayramdan önce batı illerinden doğu illerine giden sürücüler 5 günlük tatilin ardından yeniden dönüş yoluna geçti. Bulunduğumuz nokta Yozgat Musluğbele mevki, Yozgat'ın doğu girişi. Bu anlamda bu dakika itibariyle özellikle doğu illerinden batı illerine doğru yoğun bir trafik akışı söz konusu. Burada da hem polis ekipleri hem de jandarma ekipleri sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması adına denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Evet, biz de canlı yayında o nedir denetimlerden bir tanesini ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Polis ekipleri ve jandarma ekipleri öncelikle sürücülerin bayramlarını kutluyor. Daha sonra da bir takım uyarılarda bulunuyor. Evet, ekranlarınıza getiriyoruz. Önce şeker ve çikolata kolonya ile sürücülerin bayramları kutlanıyor. Daha sonra ise uyarılarda bulunuyor. Efendim, ne tür uyarılarda bulunuyor? Hemen onu da canlı canlı ekranlarınıza getirelim. İyi bayramlar beyefendi. Yolculuğumuz ne tarafa? Ankara. Ankara'ya gidiyorsunuz. Sizin güvenli yol seyretmeniz için Yozgat Emniyet olarak 66 noktada uygulamalarımız var. Sizden tek ricamız 2 saatte bir molanızı vermeniz ve kemerlerinizi takılı olarak araç kullanmanız. Dikkatli ve duyarlı olduğunuz için teşekkür ederiz. Hepinizin kemerleri takılı. İyi yolculuklar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Evet, sadece trafik ekipleri değil, jandarma ekipleri de aynı uygulamayı yapıyor. Evet, ikisi de kardeş kuruluş. Görmüş olduğunuz gibi ekranlarınıza getiriyoruz. Sürücüler tek tek durdurularak uyarılıyor. Yozgat E88 karayolunda bayram dönüş yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor. Bu kapsamda Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sağlıklı ve güvenli bir trafik. Bayramımız kemerli olsun projemiz var. Daha çok kemere dikkat ediyoruz. Her 200 metrede bir dinleniyorsunuz. Uykunuz geldiği anda kenara çekip dinleniyorsunuz. Kendinizi yormayacak, sizden tek ricamız dikkatli bir şekilde bayramımız seyir olmaz. Evet. Hem polis ekipleri hem de jandarma ekipleri uygulama noktasında sürücüleri tek tek durdurarak özellikle denetimlerde bulunuyorlar ve sürücülere özellikle yorgun uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve her 200 kilometrede bir mutlaka mola vermeleri noktasında önemli uyarılarda bulunuyorlar. Evet, biz de diyoruz ki
Yorulunca mola verin, hayata mola vermeyin. Ekipler Yozgat'ta hem jandarma hem de polis ekipleri 66 noktada 300 personelle gece gündüz denetimlerini sürdürüyor. Buradaki tek amaç sağlıklı ve güvenli bir trafik akışının sağlanması, bayram tatil yolunda herhangi bir kazaya ehemmiyet verilmemesi anlamında sürücülerin uyarılması diyelim ve bu dakika itibariyle özellikle doğu illerinden batı illerine doğru trafikte yoğunluk yaşandığını söyleyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Aslı Noya. Ve karayollarındaki son duruma baktıktan sonra otogarlarda yaşanan yoğunlukla devam edeceğiz. İlk durağımız İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı olacak. Herhangi bir yoğunluk var mı ya da yoğunluk başladı mı? Abdülvahap Kartal'dan alacağız bu sorunun yanıtını. Abdülvahap. Evet Aslı Noyan, tabii Ramazan Bayramı'nın 3. günü ve son günü, dolayısıyla yavaş yavaş İstanbul'dan memleketlerine ya da tatil beldelerine gidenler yavaş yavaş bugünden itibaren dönmeye başlayacaklar. Yine İstanbul'a bayrama gelenlerin de İstanbul'dan ayrılma vakitleri geldi yavaş yavaş. Kameraman arkadaşım Ahmet Baş'la birlikteyiz. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndayız. Burada şu an kameraman arkadaşım Ahmet Baş ekranlara getiriyor. Aslında bayrama İstanbul'a gelenlerin artık İstanbul buradan ayrılma zamanları olduğu için yavaş yavaş burada bir yoğunluk oluşmaya başladı. Ama İstanbul'a gelecek olanlar için ise herhangi bir yoğunluk oluşmadığını ifade edelim. Tabii tatil bugün sona eriyor. Yarın okullar açılacak. Dolayısıyla çocuklu ailelerin bugün gelmesi bekleniyor. Bayram tatilini ise uzatmak isteyenlerin ise bu yoğunluk günlerinin diğer günlerde yayılmasını bekliyoruz. Yani ciddi anlamda bir yoğunluk oluşmasını beklemiyoruz. Yine cumartesi günü dönecek olanlar olacaktır. Bu anlamda şirket yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde aslında herhangi bir günde yoğunluk oluşmasını beklemiyor buradaki şirket yöneticileri. Zaten sadece ana hatlar doldu. Ama ek seferler çok az sayıda yapıldı. Ciddi anlamda ek sefer konulmadı. Özetlemek gerekirse İstanbul Otogarı'nda an itibariyle ciddi anlamda bir yoğunluk yok. Sadece ana seferler hemen hemen %95 oranında dolmuş durumda. Ek sefer sayısı ise oldukça az. Dediğimiz gibi İstanbul'a geri dönenler kadar İstanbul'dan ayrılacak olanlar da var. Az önce gösterdiğimiz o yoğunlukta işte onların yoğunluğuydu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Ve biz de İstanbul'dan Ankara'ya dönelim. Ankara şehirler arası otobüs terminali aç diye çevirelim kameralarımızı. Orada bir yoğunluk söz konusu mu? Göksu Kandemir'den alacağız bu sorunun yanıtını da. Göksu. Evet Aslı Noyan, Ramazan Bayramı'nın son günündeyiz. Bu bayram tatili aslında birçok kişi için bir fırsat oldu. Kimisi memleketine el öpmeye gitmişti, kimisi de tatil yapma imkanı bulmuştu ama artık Ramazan Bayramı'nın son günüyle birlikte de eve dönüş yolculuğu başladı. Artık insanlar evlerine dönecekler, mesailerinin başına dönecekler. Bizler şu anda Ankara'dayız, otobüs terminalindeyiz. Şu an için çok ciddi bir yoğunluğun söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Ama tabii gün içinde artık dönüş yoluna geçeceklerle birlikte yoğunluğunda artmasını bekliyoruz. Aslında biliyorsunuz maske kuralı da toplu taşıma araçlarında devam ediyor. Yolcular maskelerini takmak durumundalar. Öncesinde şu anda otobüsleri beklerken maskesiz bir şekilde açık havada biraz nefes alıyorlar. Yolculuk için hazırlanıyorlar. Burada vedalar ediliyor aslında. Bu bayram tatili güzel bir şekilde noktalanmaya çalışıyor. Söylediğimiz gibi şu anda Ankara'daki terminalde çok ciddi bir yoğunluk söz konusu değil. Ama gün içinde yine bayramın son günü dolayısıyla bu noktalarda da yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Bu güzel bayram tatilinin de aslında terminallerde bu şekilde sonlanmasını bekliyoruz. Şu an için Ankara'daki terminalde çok ciddi bir yoğunluk yok. Gün içerisinde yine dönüş yoluna geçeceklerle, eve dönüş mesaisine başlayacaklarla birlikte de bu yoğunluğun artmasını bekliyoruz diyelim. Aslı Noyan, sözü yeniden size bırakalım. Şimdi bayram dönüşü yollardaki yoğunluk yüzünden kazalar da meydana gelebiliyor malumunuz. Sürücüler yollarda nelere dikkat etmeli? Her bayram sorduğumuz ve konuştuğumuz bu sorunun yanıtı için bu kez muhabirimiz Doğancan Aksoy karşımızda olacak konuyla birlikte. Doğancan. Bayramın son günü itibariyle karayollarında da yoğunluk başladı. Özellikle bugün ve hafta sonu itibariyle çok yoğun trafik yaşanacak. İşte bu yüzden polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri alındı ve sürüyor. Ancak bununla birlikte sürücülere düşen önemli noktalar da var. İşte biz de bu konuyu konuğumuz sürüş teknikleri uzmanı Zeynep Atak'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hemen sizlere sormak istiyorum. Elbette ki karayollarında polis ekipleri güvenlik önlemlerini alıyor ama sürücüler nelere dikkat etmeli? Özellikle öncelikle yola çıkmadan önce araçlarına nelere dikkat etmeli? Öncelikle lastik bakımları, lastiğimizin mevsime uygun olması ve havasının yerinde doğru bir şekilde olması ve dişlerinin sağlam olması çok önemlidir. İkinci olarak uykusuzluk bizim için çok büyük sorun. Uykumuzu alıp yola çıkmamız gerekiyor. Uzun ya da kısa bir yol olsun hiç fark etmez. Lütfen uykumuzu alıp yola çıkalım. Uykusuzluğun etkisi nedir? Biraz anlatabilir misiniz? Yani çok önemli aslında. Konsantrasyonumuz bozuluyor yolda. Dikkatli bir şekilde kullanamıyoruz ve dışarıdaki değişkenlere karşı, araçlara karşı gerekli tepkiyi zamanında veremiyoruz. Alkollü araç kullanmaya benzer bir etki mi yaratıyor? Aynı etkiyi yaratıyor. Dolayısıyla 2-3 saatte bir molalarımızı verelim. Kendimizi uykusuz hissettiğimiz zaman çıkalım, bir ufak egzersiz yürüyüş yapalım. Soracaktım sizlere. Mola noktası önemli. Ne kadar sürede bir mola vermeli sürücüler? Bu molaların süresi ne olmalı? Uykusu gelirse ne yapmalı sürücüler? Yani belki biraz yolumuzu uzatacak ama 2-3 saatte bir mola verip 10'lar dakikalık ufak hava alma, yürüyüş, minik hareketler yapmak uykumuzu açmak için çok çok yeterli olacaktır. Bunun dışında ufak ufak kafeinli şeyler içebiliriz uykumuzu açmak adına. Yani belki yolumuz uzayacak ama evet, molayı daha sık vermemiz gerekiyor. Peki şunu da soracağım. Şimdi bugün özellikle yurdun pek çok bölümü yağışlı ki trafiğin yoğun olduğu bir zaman. Yağışlı havayla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Sürücülerine gibi uyarılarda bulunabilirsiniz? Bayram dönüşü evet, yağmur bizimle birlikte gözüküyor. Şimdi aracımızın görüş alanının tamamen açık olduğundan emin olmamız gerekiyor. Silecek sularımız dolu tam olmalı. Sileceklerimizin doğru çalıştığından emin olmalıyız. Takip mesafesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü zemin çok daha kaygan olacak yağmur yağdığı için. Bunun dışında takip mesafesini söyledik. Bunun dışında da dediğim gibi uyku çok önemli bu durumda. Hızla ilgili ne söyleyebilirsiniz efendim? Yani hız ne kadar bir katkı sağlar sürücüye? Aslında hızın düşürmesi yolunu çok mu uzatır? Yolu çok uzatmayacaktır. Zaten belirli hız limitleri var. O hız limitlerinin de biraz daha altına inelim bu seferlik bayram için sağlıklı bir şekilde evlerimize dönmemiz için. Takip biliyorsunuz zemin kaygan olduğu için takip mesafesi azalacak. Daha doğrusu fren mesafesi azalacak. O yüzden hem araç daha geriden takip etmemiz gerekiyor. Hem de daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha yavaş gitmemiz gerekiyor ve farlarımızı muhakkak açık tutalım. Su birikintileri olması ihtimali de söz konusu. Su yastığı oluşabilir. Bu konuyla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Evet, hızımızı ağır tutacağız ve dikkatli olacağız. Su birikintileri araçla asfalt arasına giriyor ve aracımızın yalpalamasına sebebiyet veriyor. Bu da çok tehlikeli, çok ciddi kazalara sebep olur. O nedenle ne yapıyoruz? Hep gözümüz açık olacak. Uykumuzu alacağız. Bu su birikintilerine dikkat edeceğiz ve aralıklı molalarımızla güvenli bir sürüşle yuvalarımıza, evlerimize döneceğiz. Çok teşekkür ederiz efendim verdiğiniz bilgiler için. Sürüş teknikleri uzmanı Zeynep Atak, bayram dönüşünde sürücülerin dikkat etmesi gereken önemli noktalara dikkat çekti. Özellikle şu kısım önemliydi. Uzun yolculuklarda uyku gelebildiği için zaman zaman mola verip çeşitli egzersizler, yürüyüşler, el ve kol hareketleri yapmanın önemine dikkat çekti konuğumuz Zeynep Atak. Dediğimiz gibi çok fazla noktada da polis ekiplerinin zaten yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor ama bununla birlikte sürücüler de lütfen yolda oldukça dikkatli olsun diyerek sözü yeniden merkeze bırakalım. Ve tam da bu bağlantının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan sıcak bir açıklamayı paylaşalım sizinle. Ramazan bayramında alınan önlemler sonuç verdi ve geçen yıllara göre bu bayram can kaybı %58 düştü sayın seyirciler. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma birimlerince bu yıl Ramazan bayramı dolayısıyla alınan yoğun trafik tedbirleri ve bayramınız kemerli olsun kampanyası neticesinde geçen yıllara oranla ölümlü trafik kazalarında düşüş görüldü. Son 10 yılda bayram tatili süresi 5 gün olan Ramazan bayramı tatilleri kıyaslandığında bu yıl kaza sayısında %37, ölümlü kazalarda %52, kazalara bağlı can kaybı sayısındaysa %58, yine yaralı sayısında da %44 azalış görüldü, %44 azaldı. 5 günlük Ramazan bayramı tatili süresince bu yıl 1707 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda da 26 kişi hayatını kaybetti. Ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Çatışmalar ve saldırılar ülkenin doğusunda yoğunlaştı. Sahadaki son durumu alacağız. Bölgede görev başında muhabirimiz Merve Güneş'ten. Merve.
Aslında yani ülkenin doğusunda saldırılar devam ederken diğer bölgelerde şu anda bulunduğumuz Irpin'de de halen savaşın izleri aslında gün yüzünde kalmaya devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Hakan Demir sizlere buradaki son durumu göstermeye çalışıyor. Bakın burası bir ev. Etrafta yanmış araçlar ve hava saldırılarının ardından tamamen kullanılamaz hale gelmiş bir ev var. Evin aslında şöyle bir içine baktığımız zaman saldırının ardından aslında temeline kadar bir çukur oluşmuş durumda ve tam anlamıyla bir harabeye dönmüş durumda. Bu tarz yerlere baktığımız zaman gördüğümüzde adeta terk edilmiş yapılar gibi görünüyor. Ancak ne yazık ki bu noktalarda siviller yaşıyordu. Bakın bahçesinde iki tane araç var ve tam anlamıyla yanmış küle dönmüş durumdalar bu noktada da. İrpin'in birçok noktası aslında bu şekilde. Tıpkı Buça gibi, Borodyanka gibi kullanılamaz hale gelen birçok nokta var. Ve sivillerin yaşadığı yerler diyorum, tamamen sivil araçlar var bu noktada. Ve etrafta herhangi bir askeri tesis, askeri üs bulunmuyor. Ancak gelinen son duruma bakıldığı zaman çok üzücü, korkutucu bir tablo var. Bir yandan aslında biz buraları ekrana getirmeye çalışıyoruz. Buralar savaşın ilk aşamasında saldırı gören yerlerdi. Rusya'nın hava saldırıları ardından kara birliklerinin sahaya inmesiyle beraber de işte bu görüntüler ortaya çıktı. Ancak Ukrayna'nın doğusunda halen çok büyük bir bombardıman devam ediyor ve ikinci aşamanın artık çok daha kanlı geçtiği belirtiliyor. İki katlı bahçeli bir ev burası. Ancak saldırının ardından, hava saldırısının ardından bakın tamamen yok olmuş bir yapı. Birçok yerde olduğu gibi işte burası da tam anlamıyla küle dönmüş, harabeye dönmüş bir yapı. Etrafta sivillerin kalan eşyaları var. Hemen bu noktada bisikletler, skuterler var, banklar var. Tamamen sivillerin yaşadığı bir noktaydı. Kameraman arkadaşım Hakan Demir'den rica edeceğim. Şu görüntü aslında buradaki durumu özetleyen acı görüntülerden biri. Bir çocuk bisikleti var burada. Birleşmiş Milletler açıklamıştı. 200'ün üzerinde çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. Şu ana kadar tespit edilen bu sayı, belirttiğim gibi Ukrayna'nın doğusunda halen çok büyük bir bombardıman devam ediyor. Yalnızca yetişkinler değil, askerler değil, çocuklar hayatını kaybetmeye devam ediyor. Zaman zaman Zelenski açıklama yapıyordu aslında. Özellikle o noktada halen ülkenin doğusunda yeni doğan bebekler var ve ölmeye devam ediyorlar bu saldırılar karşısında. Ancak gelinen durum İçler acısı, çok korkutucu, üzücü bir tablo var. Bu nokta haftalar öncesinden kontrol altına alınan bir yerde ve bakın halen aslında buraya geldiğinizde is kokusunu alabiliyorsunuz. Çok büyük bir bombardıman yaşandı burada. Haftalarca Rusya'nın kontrolünde kalan bir alan burası Irpin. Kiev'e ulaşan yolları aslında kontrol altına almaya, ele geçirmeye çalışmıştı Rus birlikleri. Müzakerelere kadar, çekilmeye kadar aslında bu noktaları zaman zaman konuşlandıkları noktalar var Rus askerlerinin. Savunma hattındaki Ukrayna birliklerine saldırmak için işte Irpin, Buça gibi noktalar bu yüzden stratejik öneme sahipti. Kiev'e ulaşan bütün yollar aslında yollar üzerindeki bütün evler işte hemen bu arkamda gördüğünüz tablo gibi simsiyah içine ve belirttiğim gibi haftalar öncesinden kontrol altına alınmasına rağmen ne yazık ki halen bölgede çok yoğun bir is kokusu, yanık kokusu var. Çok üzücü bir tablo. Bir yandan bakın iki katlı bir evin bahçeli bir ev demiştim. Daha önce savaştan önce ektikleri çiçekler bu noktada halen yeşermeye devam ediyorlar. Bir yanda karanlık yanmış yapılar var. Bir yandan halen bu çiçekler var. Ümit veriyorlar aslında ancak ülkenin doğusunda saldırılar devam ediyor. Bir yandan da aslında ülkenin doğusu değil yalnızca dün akşam saatlerinde yine Lviv'e bir saldırı olmuştu. Bütün stratejik kritik noktaların hedef alındığından bahsediyoruz. Yine bir trofa merkezi altyapı sistemleri aslında hedef alınmış durumdaydı. Donetsk bölgesi ve özellikle Odessa'da da yine altyapı sistemleri şu an için ikinci hedef gibi görünüyor Mariupol'ün ardından diyelim. Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar devam ederken bu bölgelerde ise artık temizleme çalışmaları, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor aslında. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Makeyevka şehrinde Rus güçlerinin elinde bulunan bir petrol deposunun vurulduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Mariupol'deki Azovstal fabrikasında sığınakta bulunan 156 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar. Ukrayna-Rusya savaşında çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Makeyevka şehrinde Rus güçlerinin kontrolü altındaki bir yakıt deposu vuruldu. Rus yanlısı ayrılıkçılar deponun Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu belirtti. Saldırı sonrası depoda patlamalar oldu, yangın çıktı.
Mariupol şehrinden sivillerin tahliye edilmesi için çalışmalar da sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Azovstal fabrikasında sığınakta bulunan 156 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Kurtarılan siviller Zaporijya kentine götürüldü. Ukrayna ordusu Harkiv'e 40 kilometre mesafede bulunan Molodova köyünün kurtarıldığını duyurdu. Savaşın başından bu yana 24.500 Rus askerinin öldürüldüğü, Rus ordusuna ait 1077 tank, 194 uçak, 81 hava savunma sisteminin imha edildiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait aralarında 4 mühimmat deposunun da bulunduğu 40 askeri hedefin vurulduğunu kaydetti. Ukrayna ordusuna askeri teçhizat sağlanması için kullanılan 6 demir yolunun da hedef alındığı belirtildi. Ve sahada bunlar yaşanırken Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketini sundu. Peki bu paketin içeriğinde neler var? Hemen bakalım, arka planda arkadaşlarımızın hazırladığı bilgi ekranını, bilgi penceresini görüyorsunuz. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya 6. yaptırım paketi yolda demiştik. Rus petrolüne ambargo geliyor. Üst başlığımız bu, kritik bir konu. Ambargo, deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine petrol ürünlerini kapsayacak sayın seyirciler. Rusya'dan ham petrol ithalatı 6 ay içinde durdurulacak. Böyle bir vade söz konusu. Rafine petrol ürünlerinin Avrupa Birliği'ne girişi ise yıl sonuna kadar aşamalı olarak sona erecek. Bir başka başlığı daha kapsıyor yine ekranlarınızda. Pakette ekonomik, sosyal ve siyasi yaptırımlar da var. Hemen detaylara bakalım. Sberbank ve iki büyük Rus bankası SWIFT sisteminden çıkarılacak. Rusya'ya ait 3 televizyon kanalına Avrupa Birliği'nde yayın yasağı getirilecek. Savaş suçu işleyen yüksek rütbeli Rus subaylar ve bazı siyasiler yaptırım listesine eklenecek. Bu paket 27 Avrupa Birliği üyesi ülkenin onayının ardından yürürlüğe girecek. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketi yolda demiştik. O paketin detaylarına baktık hep birlikte. Sayın seyirciler, İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 582 düzensiz göçmen yakalandı. Bu konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Beyoğlu, Fatih ve Eyüp Sultan ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Suriye ve diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalandı. Muhafaza altına alınan göçmenler sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Diyarbakır'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Buyuransu mahallesinde meydana geldi. Bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve kızı olduğu belirtilen 2 kişi yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan ikisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, biri de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçlerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yurdun bazı bölgelerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman ve Yozgat'ta şiddetli yağış ve dolu ulaşımda aksamalara neden oldu. Tarım arazilerine zarar verdi. Iğdır'daysa sağanak heyelana yol açtı. Ceviz büyüklüğünde yağdı. Araçlara, tarım arazilerine hasar verdi. Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir anda bastıran doluyla yollar beyaza büründü. İlçe merkezi ve köylerde etkili olan yağış 15 dakika sürdü. Bazı araçlar, ekinler ve ağaçlar doludan zarar gördü. Yozgat'ta ise aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar arızalandı. Trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu görüntülerde Iğdır'dan. Tuzluca ilçesinde etkili olan sağanak heyelana sebep oldu. Iğdır-Kars karayolunda bir süre ulaşım durdu. Yol kaya parçalarının temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sağnağın Giresun çevreleriyle Trabzon'un batısında etkili olması ve yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz'deki yağışların yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi. Ordu, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum için de yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Amerikan Merkez Bankası Fed'in sıkı para politikası uygulayacağına yönelik sinyaller küresel borsaları etkiledi. Dünya borsaları geçen ayı düşüş eğilimiyle tamamladı. Borsa İstanbul'sa aylık bazda kapanış rekoru kırarak küresel piyasalardan pozitif yönde ayrıştı. Küresel piyasalar geçen ayı satış baskısı altında geçirdi. Bunda Fed'in enflasyonla mücadele etmek için uyguladığı para politikası, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Çin'de devam eden salgın etkili oldu. ABD'nin uzun dönemli tahvil faizleri son 3 yılın, dolar endeksi ise son 20 yılın en yükseğine çıktı. Pay piyasaları bu durumdan negatif etkilendi. Brezilya ve Meksika borsaları Mart 2020'den beri en kötü performansı gösterdi. Avrupa tarihinin en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya. Piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikasına yönelebileceği endişesi hakim. Bu durum piyasalarda risk unsuru olarak görülüyor. Almanya'da endeksler gerilerken 2018'den bu yana ilk defa 4 ay üst üste değer kaybetti. Fransa ve İtalya'da da endekslerin düşüşü sürüyor. Çin, Nisan ayında kayıplarının bir kısmını telafi etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünya borsalarının önemli düşüş kaydettiği ayda %8,83 yükseldi. Aylık bazda kapanış rekoru kırarak küresel piyasalardan pozitif yönde ayrıştı. İngiltere yarın yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Hükümetin salgın yönetimi, kısıtlama döneminde yapılan ofis partileri ve ekonomideki durumun sandığa yansıması bekleniyor. Yerel seçimlerin Başbakan Boris Johnson'ın siyasi geleceği için de belirleyici olacağı kaydediliyor. İngiltere yerel seçimler için sandığa gidiyor. Londra'daki ilçe belediyeleri, Galler ve İskoçya'daki tüm yerel yönetimler için seçim yapılacak. Seçimler yerel ancak Başbakan Boris Johnson'ın liderliği için önemli bir eşik olarak görülüyor. Anketlere göre Aralık 2019 genel seçimini büyük farkla kazanarak Muhafazakar Parti iktidarını güçlendiren Johnson'a destek azaldı. Covid kısıtlamaları sırasında Başbakanlık ofisinde partilerin düzenlendiğinin ortaya çıkması ve Başbakan Johnson'ın ceza alması ülkede en çok tartışılan konuların başında geldi. Ancak diğer taraftan artan enerji fiyatları ve yaşam maliyetleri de yerel seçimlerde Başbakan Boris Johnson'ın liderliği için bir test olarak görülüyor. Bournemouth Üniversitesi Siyasi İletişim Profesörü Dr. Derin Lilliker, parti skandallarının ve ekonomideki durumun yerel seçimlere etkisini TRT Haber'e değerlendirdi. Medya tarafından bir baskı var. Bu yüzden Johnson'ın ulusal yönüne odaklanıyorlar. İnsanlar yerel meselelere karar veremiyorsa veya ekonomik durumları kötüyse belki karar vermede zorlanabilir. Ancak bazı insanların oylarını etkileyeceğini düşünüyorum. Peki dış politika konuları yerel seçimlerde öne çıkar mı? Johnson'ın Kiev sokaklarındaki görüntüleri yerelde seçmeni ne kadar etkiler? Sonuçları nasıl etkileyeceğini söylemek zor. Boris Johnson, Winston Churchill imajını seviyor. Ukrayna'da neler olup bittiğini gerçekten önemseyen insanlar için daha dengeli bakış açısı olabileceğini düşünüyorum. Ancak lidere odaklanan bazı insanlar için Putin'e karşı güçlü duruş sergileyen güçlü İngiliz lider imajı önemli olacaktır. Lilliker, anketlerdeki son durumu ve Muhafazakar Parti'nin geleceğini de değerlendirdi.
Bu seçimlerdeki performansın önemli olacağını düşünüyorum. Aralık ayından bu yana muhafazakarlar ortalama 5 ila 10 puan arasında İşçi Partisi'nin gerisinde kaldılar. Bence asıl soru partiyi ileriye taşıyacak kadar desteğe sahip alternatif bir liderin ortaya çıkıp çıkmayacağı. Kamuoyu araştırmaları Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasındaki makasın muhalefet lehine 10 ila 13 puan açıldığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde kürtaj karşıtı bir protestocu güvenlik önlemi almadan 60 katlı binaya tırmandı. 22 yaşındaki eylemci tırmanışını tamamladıktan sonra gözaltına alındı. Üzerinde ne halat ne de araç gereç var. Hiçbir güvenlik tedbiri almadan 60 katlı binaya tırmandı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinden. Kürtaj karşıtı protestocunun bölgenin en yüksek binasına tırmanması güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Polisin uyarılarına rağmen tırmanmayı sürdürdü. Eylem sırasında bina çevresinde güvenlik tedbirleri alındı. Yol trafiğe kapatıldı. 22 yaşındaki eylemci yaklaşık 300 metre yüksekliğindeki binayı tırmandıktan sonra gözaltına alındı. İzinsiz girme ve polise direnme suçundan işlem yapılan eylemci kısa süre sonra serbest bırakıldı. San Francisco itfaiyesi güvenlik önlemi olmadan kuleye tırmanan protestocunun itfaiyecilerin ve halkın hayatını riske attığını kaydetti. Sosyal medya hesabından eylemi kınadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova Tersanesi'ni ziyaret etti. Yerli imkanlarla üretilen römorkörü test etti. Römorköre tam not veren Bakan Varank, Türk denizcilik sektörünün ihracatına da dikkati çekti. Denizlerde yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmek için harekete geçildi. Özel bir firma tarafından yerli imkanlarla römorkör üretildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaret ettiği Yalova'daki tersanede römorkörü önce uzaktan kumandayla sonra tam yol sürüşle test etti. Römorköre tam not verdi. Bu gemiler küçük boyutlu olmalarına rağmen özellikle yüksek teknolojili ve kabiliyetli gemiler, büyük tonajlı gemilerin çekilmesi için kullanılıyor ya da yangın söndürme ya da arama kurtarma çalışmalarında kullanılan gemiler. Bakan Varank, denizcilik sektörünün geliştiğine dikkat çekti. Sektörün yüksek katma değer sağladığını söyledi. Özellikle ihracatla döviz getirici bir sektör haline gelmesinden çok memnunuz. Türkiye'ye geçen sene yaklaşık 2 milyar dolarlık gemi ihracatına imza attı. Bunun büyük bir bölümü bu tersaneden yapıldı. Bu tersane bölgesinde 35 bin vatandaşımız çalışıyor ve evine ekmek götürüyor. Varank test sonrası tersanede sektör hakkında bilgi de aldı. Tam otomasyon. Ankara'da özel bir savunma sanayi şirketinin geliştirdiği mini roket Saika yeni bir kabiliyet kazandı. Mini İHA ve İKA'lar için geliştirilen mini rokete Türkiye'nin en küçük zırh delici harp başlığı entegre edildi. 80 gram ağırlığındaki başlık 70 milimetreye kadar zırhla donatılmış araçların üzerinde etkili olabiliyor. 3, 2, 1... İnsansız hava araçlarına zorlu operasyon bölgelerinde yüksek etkinlik sağlayan mini roket Saika daha da güçlendirildi. 80 gram ağırlığındaki Türkiye'nin en küçük zırh delici harp başlığı rokete entegre edildi. Saika artık 70 milimetreye kadar zırhla donatılmış araçları etkisiz hale getirebiliyor. Kompozit zırhlar beton gibi farklı malzemeler üzerinde de etkili olabiliyor. Uzunluğu 170 milimetre olan mini roket, 550 milimetrelik atıcı tüpten fırlatılıyor. Bir mini İHA'ya 6 roket entegre edilebiliyor. 3, 2, 1. Mini roket 2 kilometre azami menzile ulaşıyor. 500 metreye kadar etkili menzil aralığıyla görev yapıyor. Roketin iç güvenlik ve sınır ötesi harekatlarıyla meskun mahal operasyonlarında kullanımının faydalı olacağı değerlendiriliyor. Kış ve... Avrupa'dan Antalya'ya gelen turistler turizmcileri sevindirdi. Şehri yılın ilk 4 ayında 1 milyonu aşkın yabancı turist ziyaret etti. Geçen yıla göre turist sayısı %162 arttı. En çok turist ise Almanya'dan ve İngiltere'den geldi.
Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya yine turistlerin en çok tercih ettiği şehirlerden oldu. Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre %162 arttı. Avrupa pazarında yaşanan hareketlilik turizmcileri sevindirdi. Şu anda en büyük artış Batı Avrupa pazarından, İngiltere ve Benelux pazarından artış var. Almanya'dan ciddi bir artış alıyoruz. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 4 ayında kente 1.112.383 yabancı turist ziyaret etti. Kente 1 Ocak 30 Nisan döneminde en fazla turist gönderen ülke 329.096 kişiyle Almanya oldu. İkinci sırada 143.485 turistle İngiltere yer alırken Rusya 143.485 turistle 3. sırada. Avrupa pazarından taleplerin artması turizmcileri memnun etti. Çok büyük bir ihtimalle bu yılı İngiliz turistler herhalde özellikle Antalya'da 1 milyon üzerine çıkacaklar ve Türkiye'de 3,5 milyona yaklaşacak diyebilirim. Rusya'yla karşılıklı uçuşların başlamasının da turizm sektörünü olumlu etkilemesi bekleniyor. Turizmciler 2022 sezonunun geçen yıla göre çok daha iyi olacağını öngörüyor. Bayram tatilini fırsat bilenler doğayla iç içe olmak için parklara ve mesire alanlarına akın ediyor. O noktalardan birine Mersin'in Tarsus ilçesine çevireceğiz şimdi kameralarımızı. Tarsus şelalesindeki hareketliliği ve doğal güzelliği muhabirimiz Ramazan Düzgün aktaracak. İzlenimlerini paylaşacak bizimle Ramazan. Aslında yani Ramazan Bayramı tatilinin son gününü sevdikleriyle birlikte, aileleriyle birlikte geçirmek isteyenler, işbaşı yapmadan önce şehir hayatından uzak birkaç saat geçirmek isteyenler, yurdun farklı noktalarındaki tatil bölgelerine, sayfiye, dinlence noktalarına gitmeyi tercih ederlerken, onlardan birindeyiz şu anda. Mersin'in Tarsus ilçesindeki ünlü Tarsus Şelalesi'ndeyiz. Oldukça yoğun bir kalabalıkla birlikte biz de bu doğal güzelliği yerinde görme şansına sahip olduk. Berdan Çayı üzerindeki şelale Mersin'den Gaziantep'e, Adana'dan İstanbul'a, hatta yurt dışına kadar uzanan geniş bir coğrafyadan her gün binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Tabii Ramazan Bayramı tatilinin de bu döneme denk gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayısı neredeyse 10 binlerle ifade edilir hale geldi. Bulunduğumuz noktada Mart ve Kasım ayları arasında aslında şu anda gördüğünüz şelalenin en yoğun talep gördüğü zaman aralığı olarak dikkat çekiyor. Mayıs ve Haziran aylarından itibaren ise gördüğünüz bu doğal güzelliğin, şelalenin debisi en yüksek seviyeye ulaşıyor. İşte bu seviye arttıkça ziyaretçi sayısı da yükselmeye devam ediyor. Buna paralel olarak Toroslar'daki karların erimeye başlamasıyla birlikte de buradaki şelalenin güzelliği daha da katlanmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar aileleriyle birlikte 7'den 70'e kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, herkes burada güzel bir gün geçirmek, en azından güzel birkaç saat geçirmek için araçlarını atlayıp ya da tur otobüsleriyle, tur minibüsleriyle buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Hem bu doğal güzelliği, yeşille mavinin buluştuğu bu şelaleyi, hem de çevredeki işletmelerde bölgenin yerel lezzetlerini yerinde deneyimlemeyi de tercih ediyorlar. Bayramda yoğunluk arttı demiştik. Bir günde yaklaşık olarak 30 bin ziyaretçinin ağırlandığı bir noktadan bahsediyoruz ki oldukça yüksek bir rakam bu. Tabi sadece şelale değil, bölgedeki inanç turizmine hizmet eden ibadethanelerin de olduğunu, kutsal sayılan mekanların da olduğunu düşünecek olursak yoğun bir turizm potansiyeli burada kendisini fazlasıyla göstermeye devam ediyor. Aslında ilçe merkezine, Tarsus ilçe merkezine çok da uzak bir mesafe değil burası. Ancak belki de Türkiye'de şehre bu kadar yakın ancak doğal güzelliklere dikkat çeken birkaç noktadan biri olarak da buranın altını çizmek lazım. Önümüzdeki sonbahara kadar bölgenin özellikle hafta sonları yoğun rağbet görmeye devam edeceği de yine buradan hem işletmecilerden hem bölge halkından bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor. Yunanistan'ın Meis Adası Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Ana geçim kaynağı turizm olan ada Kaş'ın gözü olarak da adlandırılıyor. Salgın süresince iptal edilen feribot seferlerinin yeniden başladığı adaya Kaş ilçesinden kolaylıkla geçilebiliyor. Şimdi de TRT Haber ekibinin Meis izlenimlerini paylaşıyoruz sizinle. Yunanistan'ın Meis Adası Türkiye ile yakın bağ içinde. Yerleşim adada sadece Kaş'a bakan kuzey kısmında yer alıyor. Adaya ulaşanları Rum mimarisi yapılar karşılıyor.
Meclise gelenlerin dikkatini çeken ilk şey adanın mimarisi. Küçük Yunan Adası'nda farklı renklerde sıra sıra binalar görenleri cezbediyor. Buraya yaklaşık 400 yıl hükmeden Osmanlı adaya Kızılhisar ismini verdi. Mecliste bir Türk eseri de mevcut. Arka planda görmüş olduğunuz Osmanlı Camisi 1753 yılında yapılmış durumda ve şu anda hala ayakta. Cami bugünlerde müze olarak kullanılıyor. Burayı görünce ecdadımızın nerelere ne yaptığı, hamdolsun Rabbime, buraları geldim bu yaşta ziyaret ettim. Adadakiler neredeyse tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılıyor. En önemli geçim kaynağı ise turizm. Slowly the tourists. Turistler yavaş yavaş gelmeye başladı. Burada sadece Yunan lezzetlerini tatmıyorlar. Aynı zamanda Meis'in tarihi ve doğal güzelliklerini de görme fırsatı elde ediyorlar. Türkiye'den seferler koronavirüs önlemleri sebebiyle 2 yıldır yapılamıyordu. Mart ayında geçişler tekrar başladı. Türkler 2 yıldır Covid'den dolayı gelemiyordu. Türk turistler olmayınca sezon çok kısa, 2 ay sürüyor. Onlar gelince ise 6-7 ay burası canlı oluyor. Mayıs ayı ile birlikte adaya seferler artırıldı. Her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis'e feribot seferleri düzenleniyor. Ramazan Bayramı heyecanı Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde de yaşandı. Yöresel kıyafetlerle konuklar karşılandı. Geleneksel yemekler ikram edildi. Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, ülkesindeki bayram kutlamalarını ve Türkiye izlenimlerini TRT Haber'e anlattı. Hello. Yöresel kıyafetler, geleneksel yemekler. Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde de Ramazan Bayramı coşkusu vardı. Nüfusunun %63'ü Müslüman olan Malezya'da Ramazan bayramları farklı kültürlerden ve dinlerden insanları bir araya getirmede önemli rol oynuyor. Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal hem Malezya'daki Ramazan kültürünü hem de Türkiye'de bayram geçirmeye dair izlenimlerini TRT Haber'le paylaştı. Ramazan maneviyat zamanıdır. Türkiye'de bunu fazlasıyla hissettim. Malezya Büyükelçisi iki kültürün yakınlaşması için Ramazan boyunca Türk misafirlerini Büyükelçilik'te ağırladığını söyledi. Ramazan'da Türkiye'de olmanın çok zenginleştirici bir deneyim olduğunu belirtti. Bu Ramazan İstanbul'a gitme şansım oldu ve Ayasofya'da namaz kıldım. Benim için çok büyüleyici ve önemli bir andı. Bu birçok Malezyalının yolunu gözlediği bir ayrıcalık. Büyükelçi Malezya'da da Ramazan bayramının çok renkli kutlandığını anlattı. Müslümanlar ve gayrimüslimler bir araya gelir. Bayramı bütün kültürlerle paylaştığımız kutlamalar yaparız. Malezya Büyükelçisi Ramazan bayramının herkes için birleştirici olmasını diledi. Diyarbakır'da nesli tehlike altında olan kuşlardan kara leylek yaralı olarak bulundu. Dicle Üniversitesi Yaban Hayatını Koruma Merkezi'nde tedavisi tamamlanan göçmen kuş 8 ay sonra doğaya salındı. Doğada yaralı halde bulundu. 8 ay boyunca tedavi edildi. Kanatlarındaki yaralar iyileşip tüyleri çıkınca yeniden doğaya salındı. Kara leylek Türkiye'de nadir görülen göçmen kuşlardan. Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında yaralı halde bulunan kara leylek, Dicle Üniversitesi Yaban Hayatını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Kanatlarındaki tüyler kesilmişti ve evcilleştirmeye çalışılmıştı. Tabii bu sırada biraz zayıflamıştı, beslenmesi kötü olunca. Buraya geldikten sonra kanatlarındaki tüyler çektik ve o süre içerisinde tabii tüylerin uzaması biraz zaman alıyor. Uçacak duruma gelen kara leylek, Çermik ilçesindeki Şeyhan Dede Şelalesi yakınlarında doğaya salındı. Bu nesli tehlike altında olan bir tür, önemli bir türümüz. Özellikle de bir bebek gibi, daha doğrusu bakımları yapıldı. Daha sonra da iyileştikten sonra bugün de önemli bir yerde, yine doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere bugün salımını gerçekleştirdik.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri göç yolundaki kuşların avlanmaması konusunda duyarlı olunmasını istiyor. Muş Ovası'na çevireceğiz şimdi kameralarımızı çünkü ova baharla birlikte açan lalelerle kırmızıya büründü. Doğal lale bahçesine giden yerli ve yabancı ziyaretçilerse bu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Yeşil ve kırmızının muhteşem uyumuyla birlikte virgül koyuyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.